patlıcanları bu şekilde minik küp küp doğruyorsunuz. Ben içine tuz koymuştum ama siz de görün istedim. O sebeple biraz da limon suyu sıkacağım. Şimdi hemen limonumu ikiye bölüyorum. Bu kararmasını engelleyecek. Şöyle güzelce elinizle karıştırın. Çok olan süzme yoğurt olacak. Şöyle 2-3 adet patlıcan için yaklaşık dolu dolu, sulu kısmını almayın. 4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt koydum. Bir de süzme yoğurt her zaman bu normal evlerde yaptığımız yoğurda göre daha ekşi olur. Biz bu şekilde tadını da dengelemiş oluyoruz. Şöyle 2,5 kaşık kadar da normal yoğurdumdan koydum. İçine tabii ki sarımsak. Bakın dişleriniz eğer büyükse bir tane yeterli olur. Mesela ben bir tane daha isteyeceğim içine. Hemen ikinciyi de koyuyorum. İyice bunu çırpıyoruz. Sosumuzu da yapacağız ve onu da hemen arkaya alacağım. Şurada küçük bir değişiklik yapalım. Küçük bir tavanın altını açın. İçine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığından birazcık daha fazla tereyağı koyacağım içine. Yine her zaman yaptığımız gibi domates salçası ve biber salçasını karıştıracağız. Öncelikle yağımın erimesini istiyorum. Bu arada sosun içine biraz toz şeker koyuyoruz. Böyle domatesin ekşiliğini alacak, daha mayhoş ve lezzetli bir tat verecek bize. Şimdi buradan hemen dolu dolu bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçamı tavama koydum. Ocağımın altı kısıkta. Bu hafif ısınırken bir yandan da patlıcanlarımızı kurulamaya başlayalım. Şöyle temiz bir mutfak havlusu açalım. İyice kurumuş olsun. O arada da ısınan tavamda iyice salçalarımı ezerek pişireceğim. Daha doğrusu kokusu çıkana kadar. Bu aşamada salçamızın içine domates rendemizi ekliyoruz. Şöyle yaklaşık 1/3, 1/2 su bardağı kadar tamamen göz kararı. Ocağımın altını kıstım. Şimdi sosum yanlardan kaynamaya başladığı anda hemen içine bir yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ve tabii ki tuz. Arzu edenler bu aşamada karabiber de ekleyebilirler. Şöyle kağıt havlularımdan yerleştireceğim. Çünkü patlıcanların yağını iyice süzmek istiyorum. Şöyle bir tava ısıtacağım. Tavam ısınana kadar biraz altını açıyorum. Bu aşamada benim biraz tost ekmeğine ihtiyacım var. Bunları kafama göre 2'ye ya da 4'e böleceğim. Ama önce şu kalın kısımlarını ayırmanız gerekiyor. Arada mutlaka patlıcanlarınızı kontrol edin. İyice çıtır çıtır kızarsınlar. Ben o esnada da ekmeklerimi hazırlayacağım. Tavaya böyle porsiyonluk. Ekmeklerimin daha iyi kızarması için üzerlerine birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Köpoğlum yeterince aromalı, tuzlu, zaten baharatlı olacağı için başka hiçbir şey koymuyorum. Aynen şu şekilde yapın. Ekmeklerim kızardı. İlk önce onun altını kapatıyorum. Sonra patlıcanım kızardı. Onun altını kapattım. Hemen sosumun da altını kapatıyorum. Kısaca ocakta ne varsa hepsinin altını kapattım. Öncelikle patlıcanlarımı alacağım. Hepsi istediğim gibi altın sarısı renkte oldular. Siz evde hazırlarken böyle biraz soğuması için yoğurtla buluşturmadan önce böyle bir 15-20 dakika bekleyin. O zaman çok daha iyi olur. Yoğurdumun içine hepsini döküyorum. Yoğurdunuz mutlaka patlıcanın oranına göre yaklaşık 1,5 kat fazla olsun. Hemen tost ekmeklerimin üzerine. Şimdi bunların üzerine soslarından koyacağız.